Herkese günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim, şükürler olsun. Akşam size söylemiştim eşimin sabah geleceğini. Geldi, şimdi böyle bir kahvaltı hazırladım. Beraber kahvaltı yapacağız. Böyle bir peynir tabağı yaptım hızlı bir şekilde. Su böreklerimi de ısıttım. Abartmıyorum, çok lezzetli ve güzeldi. Gerisini ne yaptım? Saklama kabına koyup buzluğa koydum arkadaşlar. Şimdi çayımı da doldurayım. Bunları içeri getirelim. Eşimle güzel bir kahvaltı yapalım. Şu an erken saat. Kahvaltı sofrasında olan herkese afiyet şeker olsun. Tabii ki bize de. Su böreğimi çok beğendiniz. Çok güzel yorumlar aldım. Allah razı olsun hepinizden. Ama abartma huyum asla yoktur. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, şimdi biz soğutmadan bunları içeri getirelim. Afiyetle yiyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Az önce öğlen ezanı okundu arkadaşlar. Öğleni yaptık bugün de. Eşim nöbetten geldiği için kahvaltıdan sonra biraz daha oturdu. Ondan sonra uyudu. Şimdi dinleniyor. Ben o dinlenirken hızlıca bir markete gittim geldim. Neler aldım? Şöyle kan portakalı aldım 7 günün. Cifim tamamen bitmişti. Bir tane cif aldım. Geçen aldığım makarnadan almak istedim ama sanırım o bir tek Migros'ta var, bulamadım. Lezita'nın tavuğunu aldım. Yaren sabah giderken anne köri tavuk yapar mısın demişti. Ben de ona tamam bugün onu yapacağım demiştim. Şöyle iki tane gazoz aldım eşim için. Tuzum bitmişti, tuz aldım. Bir tane şöyle muz aldım arkadaşlar. Böyle tahta kaşık hoşuma gitti. Tahta kaşıklar biliyorsunuz erken kötü oluyor. Böyle düz bir tane aldım. Kaşık da değil, spatula. Kahve yanına şöyle, ben çok seviyorum fındıklı çikolata. Eşimin favorisi de bu beyaz çikolatalar. Bunları da Yaren'e aldım. Okula giderken bazen çantasına atıyor. Muz da, kek de sabahları kahvaltı yapmadığı için bazen muz yiyor, bazen kek yiyor. O yüzden evde dursun dedim. Şimdi ne yapacağım? Bunları güzel bir şekilde yerleştireceğim. Tavuğu şimdilik dolaba koyacağım. Şu an yapmayacağım. Daha saat çünkü 12. 12'yi biraz geçti herhalde. Daha sonra inşallah akşama tavuğu yapacağım. Allah kısmet ederse şimdi üstümü çıkaracağım. Eşim uyuyorken sessiz bir şekilde ilk olarak balkon camlarını sileceğim. Güzel balkonumu akıtacağım. Ondan sonra Yaren'in odası, mutfak, salon derken artık bugün camları halledeceğim Allah'ın izniyle. Eşim uyuduğu için süpürge büyük bir ihtimalle o kalkmadan kurma gibi bir şansım yok. O kalktıktan sonra da hava çok güzel. Dışarı çıkar mıyız bilemiyorum. Yemek de yapacağım ama duruma göre ilk bir camları bitireyim arkadaşlar. Ondan sonra görüşmek üzere diyorum. Aldıklarımı yerleştirdim. Bezimle karşınızdayım. Bu farmasi bezimi yenisini ilk defa kullanacağım. Öbürü artık çok yırtıldı. Onu attım. Burada ılık suyum var arkadaşlar, kovaya hazırladım. İçine böyle bir iki damla şampuan döktüm. Daha sonra çerçeveler için cifim var. Ben çerçeveleri bununla çok güzel çıkarıyorum. Çok da seviyorum. Epeydir ciflemedim. Hep böyle mavi sıvım var benim biliyorsunuz. Onunla yaptım yaz boyu. Kışın ciflememiz gerekiyor. Çünkü bizim kaloriferlerimiz kömür yandığı için çerçevelerimiz bayağı bir siyah oluyor. O yüzden şimdi böyle kış gelmeden bir kere güzel cifliğim istedim. Aşırı pis değil, sadece yağmurun pisliği var zaten. Sizlerle birlikte hızlı bir şekilde camlarımı sileceğim. Havada gördüğünüz gibi o kadar güzel ki. Şimdi zaten yavaş yavaş açayım storlarımı. Göstereyim size havayı da. Hava çok güzel. Markete böyle kısa kollu gittim. Efsane güzel. Bu tekli camımın içinde buhar yapmış arkadaşlar. Onu hiçbir şekilde çıkaramıyorum. O böyle kirli gibi gözüküyor. Hiç içime sinmiyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi hızlı bir şekilde camları silelim hep beraber. Thank you.
akşamlarım bitti çok şükür. Şimdi ne vakti? Eşimle kahve vakti. O da yeni kalktı. Yalnız hava bayağı kapattı. Ben hava durumuna bakmadan cam silmeye kalkıştım. Şu an yanmasın diye dua ediyorum ama eşim de kızdı bana. Sen niye cam sildin? Yağmurlu olduğunu bilmiyor muydun dedi. Bu iki seferdir böyle hava durumuna bakmadan cam siliyorum ben. Vallahi inşallah yağmaz ama yağarsa da ne yapayım artık, yapacak bir şey yok. Şimdi kahvem kaynıyor, görüyorsunuz. Vallahi o kadar güzeldi, siz de gördünüz ne kadar güzel güneşliydi. Evet. Görüyorsunuz. Ben böyle yarısına dolduruyorum arkadaşlar. Ondan sonra bunu alıyorum. Sanki o zaman daha güzel köpük oluyor gibi geliyor bana. Tabii ki kahve de şekersiz. Bu şekilde kahvelerimiz hazır. Ben şimdi bunları içeri getireceğim. Eşimle beraber kahvemizi içeceğiz. Zaten bir yarım saate kadar kızımız da gelir. Eşim büyük bir ihtimalle spora gidecek. Ben de ondan sonra mutfağa yemek hazırlığına geçeceğim. Vallahi kahveden sonra ben biraz uzandım. Tabii ki uyumadım. Dinlenmiş oldum, iyi oldu. Yağmur da o esnada yağmadı arkadaşlar. Ama her an yağacak gibi, kapalı hava. Kızım geldi. Eşim de az önce dışarı çıktı. Spora gitti. O geldikten sonra yemeğim hazır olacak. Ama ben şimdiden tavuklarımı koyayım dedim. Böyle kızgın tavaya hiç yağ koymadan küp küp kestiğim tavuk göğüslerimi koydum. Gördüğünüz gibi kendi suyunu saldı tavuklar. Bu suları çekip de piştikten sonra ayrı bir tavada körili sos hazırlayacağım. Bu körili tavuğu daha önceki vlogumda bir kere yapmıştım. Beğenip de yapan arkadaşlar olmuştu. Bugün söylediğim gibi kızımın isteği üzerine tekrar bunu yapacağım. Yanına da makarna, salata, çorba istemedi eşim. Bugün de böyle olsun dedik. Şimdi bu tavuğumun kapağını kapatayım. Altını da kısayım. Kendi suyunda pişsin. Körili sosu hazırlarken sizlerle birlikte hazırlayalım arkadaşlar. Bayağı çok güzel bir şekilde pişti. Suyunu da çekti. Altını kapattım. O şimdi beni bekliyor. Burada peki ne yaptım? Orada makarnamı da koydum, gördünüz. Aradığım makarnadan bulamadım. Artık onunla idare edeceğiz. 2 yemek kaşığı tereyağını tavama aldım. Burada da yarım su bardağı su lazım bana. O kaynıyor. Tereyağım eridi. 1 yemek kaşığı unumu ekledim. Şimdi kokusu gidene kadar güzel bir şekilde çırpacağım. Aman, karıştıracağım. Benim kızım bu tarz yemekleri çok seviyor. Tavuk, balık, çiğ köfte, çiğ köfte dürüm, bayılıyor. Bunun kokusu çıkana kadar kavuracağım dedim. 2 dakika daha. Unumu buradan alıyorum. Bu esnada makarnamı da karıştırayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sütün birini ekledim. Şöyle tam doldurmuyorum. Benim bardağım bir su bardağına eş değer değil.
güzelce karıştıracağız. Tavuğumuza hiç tuz koymamıştık biliyorsunuz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Yeterli gelmezse bakacağım. Bir çay kaşığı. Yani şu kadar yeterli sanırım. Şöyle görebiliyor musunuz? Hatta bunun da hepsini koymayacağım. Yerken ekleyeyim. Gelmedi. Elim titreyerek koydum niyeyse karabiberi. Bu yeterli arkadaşlar. Tuzunu dediğim gibi tavuğa hiç koymadığımız için buna koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı koydum. Yeterli gelmezse tekrar ekleyeceğim. Şimdi olmazsa olmazımız körimiz. Bunu da bir tatlı kaşığı ekliyorum ama dolu dolu eklemeyeceğim. Bu yeterli. Böyle karıştıra karıştıra kıvam alana kadar pişireceğim. Şimdi kaynamaya başladığında yarım su bardağı da sıcak su ekleyeceğim arkadaşlar. Bu sosla bir gün böyle makarna deneyeceğim ben. Eminim o da çok güzel olur. Görüyorsunuz rengi falan ne kadar güzel oldu. Şimdi suyumuzu da alalım. Şöyle süt bardağına koydum. Kıvam almaya başladı. Ayrı kaşıkla tuzuna bakalım. Çok azıcık daha ekliyorum. Şunu da buradan alayım ben. Mutfaktan olunca sığamıyorum. Evet. Görüyorsunuz kıvam almaya başladı. Ben şimdi ne yapacağım? Buna tavuklarımı dökeceğim. Evet, hafif kaynamaya başladı. Tavuklarımı döküyorum. Tavuklarla birlikte kaynayacak arkadaşlar. Daha güzel bir kıvam alacak. Tabaklara koyduktan sonra servis esnasında sizlere göstereceğim. Tavuğum bu şekilde hazır. Eğer daha kalabalık aileyseniz veya misafirinizde yapacaksanız ölçüyü biraz daha arttırabilirsiniz. Tavukları bunda biraz büyük büyük kesiyorsunuz. Özelliği o. Kaynıyor gördüğünüz gibi. Ben o esnada makarnalarımı süzeceğim. Şimdi güzel tereyağlı makarnamı da güzel kavuracağım. Sizlere sunum esnasını da göstereceğim. Evet arkadaşlar, akşam yemeğimiz bu şekilde hazır. Körili tavuğumuz ve makarnamız. Çorba söylediğim gibi istemediler. Bu şekilde o az olan benim. Salatamız. İçeceğimiz bardaklarımız. Şimdi ben hiç zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde bunları içeri getiriyorum. Gerçekten geçenki gibi tavuğum çok güzel olmuş. Soğumadan içeri getiriyorum. Hep beraber ailece ağız tadıyla bir akşam yemeği yiyoruz inşallah. Şu an akşam yemeğinde olan herkese afiyet şeker olsun diyorum.
Birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. Yemeklerimizi yedik. Güzel etrafı topladım. Çayımızı demledik. Çayımın çökmesini bekliyorum. Daha yeni demledim. Bir 10 dakika oldu. Burada da ne yaptım? Yarın için Allah nasip ederse kuru fasulye pişireceğim. Epeydir yapmamıştım. Canımız istedi. İnşallah bir aksilik bir şey olmazsa yarınki menümüz kuru fasulye pilav olacak arkadaşlar. Sizlere de fikir olur inşallah. Yarın inşallah sizlerle birlikte pişireceğim. Bu şekilde birazdan kapanışta görüşmek üzere diyorum. Az önce size çayımı gösterdim. Çayımın çökmesini bekliyorum. Bir 5 dakikası var. Balkona oturduğum böyle güzel manzaram eşliğinde inşallah eşimle çayımızı içeceğiz. Bir günün daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediniz, bugün temizlik yaptım. Evi süpürdüm ama silmeye vaktim olmadı. Yarın Allah kısmet ederse sileceğim. Çünkü eşim evdeydi. Eşim evde olduğu zamanlar ben çok iş yapamıyorum. Süpürmeyi de o dışarı çıktığı zaman yaptım, spora gittiği zaman. Yarın inşallah evi şöyle bir güzel kaldırıp sileceğim, süpüreceğim, toz alacağım. Camlar bugün bayağı bir kötüydü. Yağmur da yağmadı bu arada. Sanırım Allah bana acıdı. Yarın artık ne olur bilmiyorum. Yarsa da canım sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Gene sileriz. Ne yapalım? Sağlık olsun. Ben size şey göstermek istiyorum. Bugün ismini unuttum. Bir arkadaş bana dün saçımla ilgili düzleştirmeden önce hani krem sürüyorum falan demiştim. Normalde argan yağı falan kullanıyordum. Bu Elsevin falan oluyordu, Pantene'in. Ama epeydir bunu, hatta kızım almıştı. Böyle göstereyim size. Bunu kullanıyorum. Abla lütfen bugün gösterir misin diye rica etti o arkadaş. Onun için gösteriyorum. Ben bu normalde şekillendirici ama normalde içeriğinde saç düzleştirmeden falan böyle faydası olduğu yazıyor arkadaşlar. Ben bunu arada sürüyorum. Ben yine söylüyorum, hani belki de bundan da değildir. Benim saçlarım gerçekten kalın telli. Öyle kolay kolay yanmıyor. Sadece böyle açtırdığım zaman, rengini akıttırdığım zaman yanma yapıyor. Çünkü kalın telli olduğu için saçlarım zor açılıyor. Hatta bir ara ben sizden fikir almıştım. Saçlarımı açtırmak istiyorum. Hani güzel bir kahve yaptırıp da uçlarına ombre yaptırmak istiyorum. Nasıl olur diye sizlere sormuştum. Burada böyle hani kuaför tanıdığım yok açıkçası. Benim saçımı her kuaför yapamıyor. Sinop'ta öyle bir şey yaşamıştım. Kaç sene oldu? Valla senesini hatırlamıyorum ama bayağı bir uzun oldu. Resmen saçımın yarısı açıldı, yarısı açılmadı. Kestirmek zorunda kaldım. Rezil olmuştu saçım. Ondan sonra bana ders oldu. Asla bilmediğim kuaföre gitmiyorum. Kestirme falan o bile sıkıntı ama hadi o bir derece diyorsunuz fön falan. Ama bu boya işi gerçekten her kuaför olmuyor. Tanıdık, bildik, işini iyi yapan bir kuaför olması lazım. Ha, burada bir öyle iyi bir kuaför var arkadaşlardan falan duydum ama açıkçası hiç gidip de sormadım. O size sorduğum dönem bir yeltenmiştim hani yaptırayım diye, çok sıkılmıştım. Çünkü beyazlarım gerçekten beni çok bunaltıyorlar. 10 günde bir saç boyamam gerekiyor. Aşırı beyazım var benim. Keşke böyle göründüğü gibi olsa ama maalesef değil. Sırf açtırırsam ondan açtırmak istiyorum. Yoksa ben bu rengi gerçekten çok seviyorum. Burada da dediğim gibi kuaför bulmak önemli, o açtırmayı yapmak için de. Bu arada mucize yağdan nerelere geldim. Arkadaş inşallah görmüştür bu şekilde ama yine söylüyorum. Belki bize iyi geldi, sana iyi gelmeyecek. O yüzden de hani ben illa bunu kullan, bu çok iyi geldi diyemiyorum. Nacizane benim fikrim, kızıma da bana da bu iyi geldi. Bu şekilde arkadaşlar, inşallah yine severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın Allah izin verirse tekrar sizlerle birlikte olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi gerçekten ayrı ayrı öpüyorum. Sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.